gerektiği. Biraz önce kısaca bahsettik. D vitamini aslında eksikliği sık görülen durumlardan biri. Bizim ülkemizde de %60-65 oranında D vitamini eksikliği var. D vitamininin sentezi için, salgısı için güneşin dik olduğu saatlerde vücudun güneş ışığıyla direkt temas etmesi gerekiyor. İşte Türkiye için 11 ile 300 saat arası, yani güneşin tam tepede olduğu saatte haftanın 10-15 dakika güneşte kaldığımızda aslında vücut D vitaminini salgılamakta. Ama kapalı ortamda yaşıyorsak, güneşe çıkamıyorsak, hava bozuksa ya da artık kapalı ortamlarda, işte plazalarda, ofisteki yaşam artınca D vitamini eksikliği çok görülmeye başlandı. Bizim de neredeyse polikliniğe gelip D vitamini eksikliği olmayan yok gibi. Yani herkeste D vitamini eksikliği ya da yetersizliği bir şekilde çıkıyor. Şimdi D vitamini belli seviyeleri var. Bizim istediğimiz 30'un üzerinde olsun istiyoruz. Kanda ölçülüyor D vitamini. 25 hidroksi D vitamini dediğimiz karaciğerde depolanan bir D vitamini türü var. Kanda biz buna bakıyoruz. Bir de 1,25 hidroksi D vitamini denilen bir şey var. Bunun yarı ömrü kısa olduğu için çok eksiklik için baktığımız bir şey değil. 25 hidroksi D vitamininin yarı ömrü 7 ile 28 gün arasında değişiyor. Dolayısıyla D vitamini deposunu en iyi bize gösteren tetkik 25 hidroksi D vitamini. Kanda baktık buna. D vitamini eğer onun altında çıkarsa çok ciddi D vitamini eksikliği var diyoruz bu hastada. Bunların tabii mutlaka takviye alması gerekiyor. Önce depoları doldurmak için ampullerden faydalanıyoruz. Daha sonra da hastanın günlük ihtiyacını karşılayacak şekilde kapsüllerden veya damlalardan faydalanmaktayız. D vitamini düzeyini ölçtük. 10 ile 20 arasında çıktı. Bu durumda D vitamini yetersizliği var diyoruz. Yine bu durumların tedavi edilmesi gerekiyor. Bir hasta grubunda 20 ile 30 arasında çıkıyor. Biz buna da D vitamini yetersizliği durumu diyoruz. Bunların da mutlaka damlalarla, işte kapsüllerle tedavi edilmesi gerekiyor. Şimdi D vitamininin kanda 30 ile 80 arasında olması gerekiyor. Ama 50 civarında olması bizim için ideal durum. Şimdi son dönemde tabii D vitamini furyası var. İşte D vitamininizi yüzün üzerine çıkarın. Şimdi D vitamini 80'in üzerinde çıkardığımız zaman böbreklerden kalsiyum atılımı artmakta. Dolayısıyla bu hastalarda böbrek taşı görebilmekteyiz. Şimdi D vitamini zehirlenmesi vakaları da çok arttı maalesef. Eksiklik var ama kontrolsüz bir şekilde D vitamini alındığı zaman Zararlıdır. da bu sefer D vitamini zehirlemesine yol açabiliyor. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Bir diğer durum